Bir günü Salzburg'a ayırmak istedim. Çünkü hem Münih'e yakın hem de buranın doğa güzelliklerini daha önceden duymuştum, biliyordum. O yüzden Salzburg'a da yakın, Münih'e de yakınken bu değerlendirmek istedim açıkçası. Otobüste veya da trenle gelebiliyorsunuz. Özel aracın dışında konuşuyorum tabii ki. Şimdi otobüsle gelecekseniz ortalama 2 saat diye deniyordu ama biz 2,5 saatte geldik. Şimdi gelirken otobüsle geldik bu arada. Sabah 8 otobüsüyle bindiğimizde 10.30 gibi burada indik. Trenle gelirseniz daha kısa sürüyor. 1 saat 45 dakika gibi bir şey var. Yani arada bir 15 yarım saat değişiyor. Trende daha kısa sürüyor. Bilet fiyatları olarak otobüs bileti trene göre biraz daha cüzi, bilginiz olsun. Ama ikisiyle de rahat rahat geliyorsunuz. Otobüsün de trenin de buluştuğu, geldiği nokta, Salzburg'daki nokta Hauptbahnhof diye geçiyor. Zaten terminal aynı yer, çok yakın. Ve biz şimdi oradan indik, terminalin oradan ve merkeze gelmemiz 15-20 dakika sürdü. Tabii etrafa baka baka geldiğiniz için o süre biraz uzuyor. Ama her yer birbirine gayet yakın. Şimdi daha yeni geldik, açız, kahvaltı falan yapmadık. Hava şansımıza kötü. Ama şöyle bir şey oldu. Münih'te olduğumuz süre boyunca 5-6 gün oldu. Hiç yağmur yağmadı şansımız ama buraya geldiğimizde hava bayağı kötü açıkçası. Ama gezeceğiz. Durmak yok. Yola devam. Salzburg, Avusturya'nın 4. büyük şehriymiş. Burası hava durumu olarak biraz soğuk genel olarak. Kışları karlı ve soğuk oluyormuş. Bu yüzden kayak turizmi ve kış turizmi gelişmiş. Yazında ılık geçiyormuş. Yani hem yaz hem kış 4 mevsim buraya aslında gelinebilecek bir yer burası. Salzburg aslında tuz madenleriyle tanınıyor ve tuz madenleri sayesinde çok zenginleşmiş olan bir şehirmiş. Ve tabii ki Mozart'ın doğup büyüdüğü şehir, özellikle turizm açısından önemli. Mozart'ın doğup büyüdüğü, çünkü Mozart'ın doğduğu ev, büyüdüğü ev, eşyaları vesaire hep saklanıyormuş. Hepsinde de tabii ayrı ayrı müzeler var. Bir de Salzburg'da işte kaç günde gezilir diye düşünecek olursak, genelde 2 gündenmiş. Güzel dolu dolu bir 2 günde tamamlayabiliyor musunuz her yeri? Ama biz tabii bir günlüğüne geldik. Yani bakabileceğimiz, dolanabileceğimiz kadarıyla gezmeye çalışacağız. Terminalden indikten sonra böyle yürüyoruz merkeze doğru. Merkezi bulmaya çalışıyoruz bir anda. Yani tam o sırada, o kaldırım güzergahında en az 4 grup Türk'e rast geldik. Yani duyuyoruz zaten sürekli. Ya Münih'te bile bu kadar çok Türk'e rast gelmemiştim. Bir de dikkatimi çeken şey, çok fazla dilenen insan var. Gerçekten çok fazla. Çok küçük bir yer olmasına rağmen her adım başında dilenen insan görüyorsunuz. Mesela Münih'te ben dilenen insan gördüğümü pek hatırlamıyorum. Sadece Marienplatz'ta merkezdeki o ana meydanın olduğu sadece bir kaldırım vardı. O kaldırım güzergahında dikkatimizi çeken bir nokta da çok böyle merkezi, çok belirgin olan
yerlerin dışında trafik ışıkları görmüyorsunuz. Hep böyle zaten yaya yolları var. Zaten siz yaya olarak adımınızı o yaya yoluna adım attığınız anda hangi araba olursa olsun pıt diye duruyor. Yani hatta zaten adım atmanıza gerek yok. Sizi kaldırımda gördüğü an onlar durup yol veriyor. Gerçekten hoş bir durum. Yani insanı iyi hissettiriyor. Arkamda görmüş olduğunuz bina da Mozart ve ailesinin yaşadığı ve Mozart'ın doğduğu ev. Tabii şu an müze halinde. 9 numaralı bina olarak geçiyor. Hemen Aşıklar Köprüsü'nün olduğu o cadde üzerinde yer alıyor. Zaten kalabalığı görüyorsunuz, böyle gruplar halinde buraya gezi düzenleniyor. Salzburg kelime anlamı olarak tuz kalesi demekmiş. Almanca Salz tuz demek. Burg da kale anlamına geldiği için tuz kalesi olarak geçiyor. Çünkü buranın ekonomik olarak kalkınmasının temel sebebi tuz madenlerinden dolayı. Burada Salzburg'u ikiye bölen, tam şehrin ortasından geçen Salz Nehri yer alıyor. Hem de çok farklı, çok çekici, çok güzel bir hava katıyor şehre. Bu nehrin uzunluğu 225 kilometreymiş ve Avusturya Alplerinin en önemli nehri buymuş. Bu nehrin üzerinde botlarla tur yapılabiliyormuş hava güzel olduğunda. Ya da hava güzelken hemen şu nehrin kenarlarında bisiklet alanları var. Bisiklet kiralayarak burada bisikletle böyle bir gezi yapabilirsiniz. Şu tam arkada gördüğünüz köprüde o meşhur Aşıklar Köprüsü. İşte bu kilidi hemen alıyorsunuz. İzlerinde isimler falan da yazdırabiliyorsunuz ve oraya takıyorsunuz. Aşkınızın sonsuza dek sürmesi için. Şimdi bu kilitleri satıyorlar. 10 euroymuş. Tabi burada da kilidin piyasası oluşuyor tabi. Aşıklar Köprüsü'nde böyle kilit takılıyor ya. Bunları böyle alıyorsunuz, burada kilit takıyorsunuz. Ama bence buraya gelmeden önce kendi artık nereden geliyorsunuz, oradan böyle birkaç tane kilit alın, oradan gelin. Çünkü fiyatını görüyorsunuz. Aşıklar Köprüsü dedik. Ve şimdi buraya kilit takmamız gerekiyor ama ben bir kilit bulamadım. Şu karşıda hediye keşan satan yerler var, orada bir tane gördüm. Ama şimdi biz bunu Türkiye versiyonunu düşündük. Eğer ki burada böyle kilitler takılıyor olsaydı, Muhsin, peki kilitler ne olurdu sence? Evet, zaten hiç kilit satan yok. Yok, aynen. Göremedik yani daha. Zaten almak da istemiyorum asalsan da. Kilit satan da yok. Bizim orada olsa, Türkiye'de olsa bu. Yani Türkiye'de olsa böyle bir şey. Bu köprünün bu tarafı da, o tarafı da nehrin. Böyle boydan boya kilitçi olurdu. Şöyle göstereyim. Boydan boya. Yani şu gördüğümüz... Ve kavga çıkardı yani o kilitleri. Ben satacağım. Kimse yok. Kilitçi de yok. Bu alanların hepsi kilitçi olurdu diye düşünüyoruz. Haksız değiliz herhalde. Ama yok, şu an kilit satan görmedik.
marketler, böyle kar küreleri, bira bardakları, şu çok hoş, böyle tablolar ya da likör bardakları. Ve Salzburg'da Mozart'ın şehri olduğu için böyle hep Mozart çikolataları var. Böyle. Bir de Mozart likörü var, çikolatalı. Onu da görürsem göstereceğim, şu an göremedim. Bunlar da buraya özgü yine Mozart likörü olarak geçiyor. Beyaz çikolatası var, sütlü çikolatalı olsa var, bitterli su var. Bunlar küçük boyları. Şöyle. Bunlar orta boy, bir de daha büyükleri var. Platz olarak geçiyor, yani Mozart Meydanı. Arkada da zaten görmüş olduğunuz gibi Mozart heykeli var. Bu heykel 1842 yılında Mozart'ın oğlunun da davet edilerek bir törenle açılmış ve bu Mozart heykeli buraya konmuş. Şöyle meydanı size göstereceğim. Ayrıca burası 1997 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren kentlerden birisi. Burada da onu gösteren bir yazı ve bir yapı var. 1997'de olduğunu belirtiyor. Daracık sokakları, Saz Nehri, kiliseleri, Mozart'ı, tuz madenleriyle gerçekten böyle tatlış mı tatlış bir şehir. İnanılmaz böyle insan kendini güzel hissediyor o daracık sokaklarında yürürken. Şimdi Kapital Plas'a geldik. Kapital Meydanı olarak geçiyor. Bu kaleye, Salzburg Kalesi'ne çıkmadan önceki meydan burası. Zaten buraya gelmeniz gerekiyor. Burada şu an geçmiyor ama küçük böyle vagonlarla, füniküler diyebiliriz. Onlarla kaleye çıkılıyor. Oraya çıkacağız. Oraya çıkmadan önce şu meydanı gezeceğiz. Bu arada şu meydanda, Kapitalplatz'da böyle bir heykel var. Ne anlama geliyor, anlamı var mı bilmiyorum açıkçası. Yani topu beğendim, onun üstündeki adamı beğenmedim. Hoş durmuyor. Kalem var mı? Yazalım mı burada? Şimdi çıkmak için Salzburg Kalesi'ne finikülerin olduğu, işte bilet alacağınız bir yer var. Oraya giriyorsunuz, oradan giriş yapıyorsunuz. Böyle size bir broşür veriyorlar. Ve bir kişilik, bir kişi, adult yani. Getiremedim ismini. Yetişkin, bir yetişkinin fiyatı, ücreti 12-20 euro. Şimdi çıkıyoruz yukarı doğru, bekliyoruz finikülerin dolmasını. Salzburg Kalesi olarak geçen, şimdi yere finikülerden indik ve çıktığımız ilk yer burası. Manzara mükemmel. Yani diyecek laf yok. Gerçekten harika görünüyor şehir. Burası 11. yüzyılda bir başpiskopos tarafından tasarlanmış ve yapılmış. Amacı da o başpiskoposun zaten güvenliği için. Burası çünkü başpiskoposluk prenslik tarafından yönetildiği için güvende tutmak amacıyla yapılmış. Zamanla burası hapishane ve kışla olarak da kullanılmış. Ama niçin yapıldığını geçiyorum. Manzara mükemmel. Mükemmel. Thank you.
aslında sadece böyle kale deyip geçilecek bir yer değil. Bildiğiniz çünkü şehir kurulmuş burada. Zaten girer girmez buradan girdiğinizde şöyle bir bakınıyorsunuz etrafınıza, odaları falan görüyorsunuz. Ve burası sadece ilk geldiğimde, girdiğimde gördüğüm yer. Bir de şimdi içlerini dolaşacağız. Mesela bakın geldik, şöyle devam ediyoruz. Sokak aralarını görüyor musunuz? Bildiğiniz Salzburg'un sanki merkezindeymiş gibi. Evler, binalar var gibi. Oysa kalenin içi yani. Ya cadde ve sokaklardan oluşuyor kale. Aslında burada tabii şey, restoranlar var, tuvalet, yani böyle ayrılmış yerler, odalar falan. Sanki şehir merkezini geziyormuşsunuz gibi ama şu an hava kötü olduğu için açık olmayan yerler var. Açık değiller yani bu yemek yeme yerleri. Ama hava güzel olsa o ilk çıktığınız manzaraya bakarak of, tadından yenmez. Semi Allah'a ümiden amide. Allah kabul etsin. Aşkım bizde öyledir. Bu yeşil, çizgi film yeşili. Bu Heidi'nin dağlarda yuvarlandığı falan o yeşil, o görüntüler var ya, işte o yani. Gerçekten o hissi uyandırıyor. Çok güzel bir yeşil. Tabii iklim nedeniyle böyle bir yeşil ortaya çıkıyor. Havada soğuk, bir de kalede böyle tepede olunca üştük. Şimdi bir ısınmak için hemen girdik bir yere, acıktık da zaten. Şimdi burada, buranın şinitseli ünlüymüş. Bir tavuk şinitsel söyledik ve birası, Avusturya birası söyledik tadına bakalım diye. Yanına da bir salata geldi. Salatayı beğendim. Sosu falan güzel. Bizim normal damak tadımıza uygun bir salata. Onda sorun yok. Bildiğimiz patates, şinitsel, tavuk. Öyle yiyelim. Bazı cadde başlarında böyle haritalar yer alıyor. Nerede olduğunuzu gösteriyor. Biz buradayız. Şu kale burası. Buraya çıktık ve numaralar var. Numaralara göre de yanında nerede olduğunuzu ve buranın işte özel yerlerini gösteriyor. Biz şu an buraya gitmeye çalışıyoruz. Burası kaldı gitmediğimiz. O da Aşıklar Köprüsü'nün, şu Aşıklar Köprüsü bu arada. Buradan geçip hemen buraya gideceğiz. Terminalde burada iniyorsunuz. Zaten çok merkeze çok yakın. Dediğim gibi 15-20 dakika en fazla gelmiş oluyorsunuz. O yönden de hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok rahat oluyor. No money. Tık.
yapacağım diyor. Anlar herhalde oradan. Aşkım videoyu alacağım bizim. Ha pardon. Her köşe başında tuvalet yer alıyor. Gerçekten küçücük şehirde bir sürü tuvalet, umumi tuvalet görüyorsunuz. İster para veriyorsunuz, ister vermiyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani bir şart yok ama ona rağmen tertemiz. Bekleyen birisi de yok. Bekleyen, kapıda bekleyen birisi de yok. Sadece kutu varmış. Sadece kutu varmış. İstersen yani. Burası da Mirabel Sarayı olarak geçiyor. Sarayın önündeki bahçe çok güzel görünüyor. Yaz, kış. Burası da gelinecek noktalardan biri. Tam karşıda gördüğünüz Salzburg Kalesi. O nehrin o tarafında değil de tam karşı tarafındaki caddenin hemen üzerinde yer alıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Büyükmüş. Saat 7'ye geçiyor. Dönüş yolundayız şu an. Terminale doğru gidiyoruz. Trenimize bineceğiz. Dönüş dönerken trenle döneceğiz. Münih'te de böyleydi. Burada da böyle. Saat 5'ten sonra hayat duruyor resmen. Hani bu Münih'te belki bir 6-7 diyebiliriz de hafta içi yani hayat duruyor resmen. Kimsecikler yok sokaklarda. Oysa daha 7.